Dostlar, değerli Oktan Keleş'in ve saz arkadaşlarının eşliğinde yine gönlümüzü titreten bir Azerbaycan mahnısı dinledik. Bu halk mahnısı mıdır yoksa halk mahnısı? Evet. Azerbaycan, Türk yurtları içinde musikinin ve sanatın, şiirin, operanın en geliştiği yerlerden birincisi. Birisi demedim. Birincisi. Yani gerçekten orada çok büyük bir kültür gelişmesi olmuş. Niye olmuş, nasıl olmuş, o ayrı bir hadise ama olmuş. Azerbaycan Türkçesi de şiire çok yatkın bir Türkçe. Evet efendim. Evet, yani bestelendiği zaman da böyle çok güzel yemişler veriyor. Ürünler ortaya koyuyor. Sağ olun. Evet. Bu sefer kendi bestesinden değil, başka bir halk mahnısından. Mahnı diyorlar. Örnek sundu. Azerbaycan'da bizim türkü dediğimize onlar mahnı diyorlar. Biz niye türkü demişiz? Çünkü türkü, türkün ürünü, türkidir aslında. Türki. Türkü ile şarkının farkı o. Türkü, Türk'ün ürünü, Türk'ten çıkmış. O yüzden türkü denmiş vaktiyle. Şarkı ise şark müziği, şarkı. Olmuş şarkı, zamanla bir türün adı olmuş. Evet, türkü ve şarkının kök anlamları böyle geliyor ama sonradan, mesela biz Fransızca falan bir musiki parçasına da şarkı diyoruz, deniliyor. Yani dil böyle
değişiyor, gelişiyor. Kelimeler yeni bir kapsamlar alıyor, kapsamlar yeni sözcükler türetiyor filan. Dil bilimin cilvelerinden birisidir bu. Değerli dostlar, şairdir, Oktan Keleş bestekardır, çalıp çığırandır, çok güzel çalıp çığırıyor, herkes de takdir ediyor. Ve bu takdirlerini de bana söylüyorlar gördüğüm zaman. Şunu iftarla söylüyorum, bizim kanalımız, yani eski adı Karate, şimdi Kerata. Tabi öyle değil, eskiden Kara dediniz, Radyo TV, şimdi Kültür Radyo TV. Ama böyle birden düz okununca da böyle bir ses ortaya çıkıveriyor. Evet, Kerete, Ka, Ke. Türkçe'de aslında iki ses var ama bu harf devrimi sırasında Fali Rıfkı Atay'ın Atatürk'ü yanıltması yüzünden Ke sesinden yoksun kaldık. Bu yüzden zavallı Devlet Bahçeli bir türlü kendi okuduğu efendim mektebin adını söyleyemiyor. Ekonomi deyip duruyor hala. Ya öğren babam ya. Yani herkes dil öğreniyor. Sen de bir kelimeyi, bir harfi doğru söylemeyi öğrenseydin yahu. Hep buna yanarım ki Kürtçü Parti'nin genel başkanı Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden. Partinin genel başkanından daha güzel Türkçe konuşuyor. Nasıl iş bu ya? Nasıl iş ya? Ben bir ara söyledim, söyleyin de bu arkadaşa ben ona bir Türkçe dersi vereyim. Yani hitabet dersi vereyim, konuşma dersi vereyim falan dedim. Dediler ki yanındakiler biz söyleyemeyiz, korkarız siz söyleyin. Ben de söylemiyorum dedim. Niye söyleyeyim, siz söyleyin. Evet. Yani benim vermem şart değil canım. Bir sürü bu işin öğretmenleri var. Yani en azından ne dediğini anlayalım efendim. Ne dediğini anlayalım. Yani bir şeyler söylüyor filan. Evet, neyse. Anlamasak daha iyi artık bundan sonra. Bundan sonra anlasak ne, anlamasak ne. Ve ba'de harabil Basra. Ve ba'de harabil MHP. MHP harab olduktan sonra bitirdi. Belki de görevi buydu, tamamladı. Evet, biz dönelim Oktan Keleş dostumuza. Bunu her seferinde söylüyorum. Böylece sünnete uygun iş yapıyorum. Hangi sünnete? Hacı Bektaş Veli sünnetine. Birbirinizi anlatın demiş o. Tam onun o zamanki Türkçeyle birbirinizi satın, davayı anlatın. Birbirinizi yani anlatın ama kof değil, gerçeği söyleyerek. Kof bir sitayişi ne almak isterim ne de satmak. Temeli olmalı, doğruyu söylemeliyiz. Ama söylemeliyiz. Evet, Oktan Bey'in kitapları var. Bu kitapları okuyun. Okuduğunuz zaman bir süre sonra orada yazılanların gerçekleştiğini göreceksiniz. Ve şaşıracaksınız. Hani gemliğe giderken bir dize yazılmış ya oraya. Gemliğe giderken denizi göreceksin, sakın şaşırma diye. Orhan Veli'nin değil mi şiirleri? Evet. Siz de Oktan Bey'in. Söz uzatmayalım. Ay Gazete. Ay Gazete nereden çıktı? O gitti artık. Ahmet Yesevi, ama tam adı öyle değil. Tam adı şöyle. Efendim 16yıldız.com. Com. Com muydu? Com. Kam diyelim efendim. Kam. Evet, ne kam desek de olur yani. Evet. 16 yıldız yazıp ilgi anda yani internette tıklarsanız orada hem değerli Oktan Keleş'in yeni kitaplarını, yeni yazdığı bir takım eserleri, bu arada Kambala mıydı yeni? Evet efendim, Kambala. Kambala. Evet efendim. Kambala. Kambala bir tür. Değil mi? Bir tür yani. Bir Kambala bir kimlik, bir kişilik. Evet. Evet. Kambala. Kambala. Adı yani. Adı böyle değil mi? Evet. Evet. Böyle ilginç resimli romanlar da yapan değerli bir insan. Ve şurada bulunan topluluğunda manevi önderi. Hemen onun yanında Ozan Aydın. Aydın Ozan. Ozan Aydın da desek olur. Aydın Ozan da desek olur. Güzel sesi ve gitarıyla Hazret. Yani huzurda.
Hazret huzurda demek yani sanıldığı gibi çok yüceltici bir şey değildir. Hani hazurun, Farslar öyle başlıyorlar ya, hozzar-ı muhterem diyorlar. Hozzar dediği yani hazır olanlar ya. Yani. Evet. Ama kelimeler sonradan öyle manalar kazanıyor ki peygambere hazret demezsen insanlar kızıyor. Halbuki peygamberin adı öyle bir ad ki hazret sözüne değer kazandırır. Evet. Şimdi ben desem ki Hazreti Ozan Aydın, ya bu ne diyor filan derler. Hiçbir, bunda hiçbir yanlış bir şey yoktur. Ama insanların peşinleri var ya, çok zordur o peşinleri yıkmak. Evet, yanında Orkun Akar Bey Bendri ile ve Mahmut İsakoğlu Bey darbukasıyla ve sol tarafta kalp erenlerden bir demek. Kalp erenleri buraya çağırmaya kalksa idiniz, bu salon değil de bu binaya sığmazdı. Sığmaz efendim. Onun için bir demet. İşte buradaki iskemlelerin, iskemleye Türkistan Türkçelerinde orunduk diyorlar. Orunluk, orunluk. Orun, makam, yer. Orunluk da yani yerlik gibi bir şey oluyor. Oturuluyor ya oraya. Evet. Onlar soracak, biz anlatacağız. Öyle mi? Buyurun sorun. Başbuğum. Buyurun sorun. Estağfurullah efendim. Tabii büyük devlet adamı ve büyük Türkçü Kalpen Ocakları'nın onursal genel başkanı, Türk Kızıl Elma Bilikçisi ve baş başçımız Sayın Namık Kemal Zeybek Efendi. Evet. Kızıl Elma Bilikçisini tuttum. Peki. Bundan sonra kullanabilirim. Sizden öğrendik başbuğum. Kızıl Elma Bilikçisi. Bizden öğrendiklerini biz sizlerden öğrendik. Zat hallerinizden. Bu ülkenin özellikle yeni nesillerin sizden öğreneceği çok şey var. Faydalanmalarını tavsiye ederim. Buyurun. Çağlar Şahin. Çağlar Şahin. Türkiye içinde bulunduğumuz süreçte güneyinde askeri operasyon yaparken batıda Yunanistan, Akdeniz'de de Rum ve İtalyan gemilerinin petrol ve doğalgaz arama bahanesiyle Türkiye'yi sıkıştırmasının nedenleri nelerdir? Buyurun. Estağfurullah efendim. Bir iki kelam yapayım. Tekrar sözün efendisine bırakayım bilgi öğrenmek babında. Şimdi geçtiğimiz programda da söyledik. Amerika bu tür oyunları yapar. Bizi sıkıştırmak için iki NATO müttefiki, NATO. Bir türlü NATO'ya nota veremedik. Müzik notası sunamadık. Yazmıştık bunları ama bundan hakikaten kıymetli izleyenlerim, büyük bir kitle var bizi takip eden. Kendi sitelerimizde, kitaplarımızda, şurada, burada falan. Bazı gazeteler kahin mi, yazar mı diye başlık attılar bendeniz için. Değil, sistemi bilmek. Yazmıştık bunu, dedi ki Yunanistan'ı kışkırtacaklar şimdi işte kıta sahanlığı sorunu getirirler, doğalgaz arama bahanesini duruyor arşivimizde 16yıldız.com'da. Bakmak isteyenler, tenezzül buyurmak isteyenler görebilirler. Yani bunu biz yazdık da oldu falan anlamıyla söylemiyoruz. Bizim hayret ettiğimiz mesele şu. Yıllar önce söylediğimiz olayların gerçekleşmesi o kadar aleni ki neden bu ülkeyi yönetenler, bu makamlarda oturanlar, bu danışmanlar, efendim falanlar filanlar neden bu öngörüye bile gerek kalmayan olacak ihtimalleri değerlendirip ona göre bir plan hazırlamıyorlar. Serzenişimiz budur. Şimdi o mesele Yunanistan Kıbrıs'ı vesaire sorun yapacak, adaları sorun yapacak, şunu bunu yapacak. Maksat şudur. Amerika'nın bir planıdır. Oradan butona bastı düğmeye, dedi ki bizim bu çocuklar eski çocuklar değil. Bizim çocuklar bir şey yapmışlardı demişlerdi 12 Eylül zamanında. Bizim çocuklar tabirini kullanmışlardı. Şimdi bunlar ahrine giriyor. Darbecilere değil mi? Evet efendim. Şimdi o zaman sen buradan biraz adaları kışkırt. Neden? Vatan, millet, Sakarya diye bir avami tabir vardı eskiden. Hani böyle bir halkın dilinde. Bunlar bunu yapıyor ama burada sen 16 tane adasını aldın bunların. Dolayısıyla bunu tekrar Türk milletine hatırlat ki dolayısıyla da bu ne perhis bu ne lahana turşusu densin. Meselenin özü itibariyle kolektif, global anlamda ülkemize hakikaten bir şey var. Fakat şimdi eski Türk atasözleri de var. Burada rütük de var. Gerçi milletin de kütüğü var. Ayrı mesele yani. Bu arada da efendim konudan konuya
geçeceğiz belki ama kütükleri açtılar son dönemde. 1800'lere kadar falan gidiyor. Onunla ilgili de size sonradan birkaç soru sormak istiyorum. Konuyu dağıtmayalım. Yani acemi köpek köye kurt çeker diye bir Türk atasözümüz var. Ben söylemedim, atalarımız söylemiş. Yanlış dış politikalarımız, yanlış işte geçtiğimiz programda söyledim, seçim kurtarmaktan ülkeyi kurtaramama gibi bir handikapımız yüzünden bugünleri yaşıyoruz. Çok doğal. Hatta ben bir adım öteye gittim o yazımda. İsrail dedim şimdi Gazze'yi vurur, vurdu. İşte oradan Yunanistan'ı kışkırtır oldu ve en önemlisi inşallah olmaz. Geçtiğimiz günlerde bir sanatçının sahne aldığı bir yerde bir şeyler olmuş. Ülke içerisinde ses getirecek suikastlere bile tevessül edebilirler. Çünkü Amerika'nın paket program meseleleri vardır. Yani bunları daha önce bu filmleri Hollywood'da çok seyrettik. Tabii başka Hollywood'lardan bahsediyoruz. Dolayısıyla da olabilir. Bu olabilirliği görecek ve bu milleti bu olabilirlikten kurtaracak mecrada siyasilerdir, yöneticilerdir. Efendim siz ne buyurursunuz bu konuda? Efendim Afrin'de yapılan vatan savunmasını işin dışında tutmak kaydıyla buna Kandil'i de ekleyebiliriz. Geçmişte Irak'a karşı yapılan bir takım oradaki Kandil'e yönelik yapılanları da bu işin dışında tutalım. Onlar hepimizin ortak meselesi. Eyvallah. Hiç onu bu tür tartışmalara milli meselelerimiz. Canımız kanımız feda. Milli meseledir. Kime işine yarayacakmış filan umurumda değil benim. Kimin işine yarıyorsa yarasın, milletimin işine yarıyor. Eyvallah efendim. Orada vatan savunması var. Ona orada savaşan kahramanlarımızın büyük mücadelesine, şehit yakınlarının acısına gölge düşsün istemeyiz ve konuşmayız. Hiçbir şekilde. O tamam. Ama bu böyle bir şey var diye de bu iktidarı eleştirmeyeceğiz diye bir konu da yok. O ayrı bir konu. O ayrı, bu ayrı. Orada onlarla beraber oluruz. Yani orada onları destekleriz. Bizden bir şey isteseler de yaparız. Yani benden de bir şey isteseler yaparım. Hiç mesele değil yani. Yeter ki istensin. Sizden bir şey istenmiş. Geçen yayında söylediniz, yapmışsınız. Bu ayrı. Burada biz ortağız. Ama başka taraflarda da eleştiririz. Türkiye kötü yönetiliyor. Çok kötü yönetiliyor. Türkiye böyle bir iktidar hiç görmedi. Hiçbir anlamda iyi değil. Bir tek bildikleri şey var. Siyaseti ve oy alma inceliklerini bütün ayrıntılarıyla çok iyi biliyorlar. Yani yurttaştan oy almanın inceliklerini çok iyi biliyorlar. Bunda çok başarılılar. Hiç diyeceğim bir şey yok. Oy almak için ne yapmak lazım? Hile huda dahil. Hepsini biliyorlar. Ankara Belediye Başkanlığı'nı kaybetmişlerdi. Sonra usta kediler trafolara girdi ve her şey tersine döndü. Kediler trafolara girmiş. Lafa bak şimdi ya. Elektrikler söndü ve şimdi artık orada oturmayan arkadaş orada oturtuldu. Yoksa kaybetmişlerdi. Biliyoruz bunlar. Yani mühürsüz oylar sayıldı, bilmem ne yapıldı filan falan. Yani gözü kara bir şekilde ne mümkünse yapıyorlar. Orada başarılılar. Ama devlet yönetimini hiç bilmiyorlar. Hiç hazırlamamışlar kendilerini bir. Bilmemeleri bir başka sıkıntı, Türkiye'nin sıkıntısı. Ama bir de saplantıları var. Saplantıları ne? İdeolojik saplantıları var. Şunu bir türlü anlayamıyorlar. Dış siyasette din olmaz. Dış siyasette ideoloji olmaz. Ülkelerin ebedi dostları yoktur. Ebedi düşmanları yoktur. Ülkeler her gün siyasetlerini yeniden düzenlerler kendi ülkelerinin yararına ve çıkarına göre. Ülkenin yararına, halkın çıkarına göre düzenlerler. Bunu da bilmiyorlar. Şimdi birileri onlara bildiriyor yani filan ama esas itibariyle bilmiyorlar. O yüzden dış siyaset kötü. Böyle bir diplomasi olmaz ya. Böyle bir şey olur mu yani? Böyle bir diplomasi olur mu? Diplomasi bilmiyorlar. Ticareti biliyorlar, ekonomiyi bilmiyorlar. Her şeyi satıyorlar, yiyorlar. Satıyorlar, harcıyorlar. Sıkışınca yine
bir şeyler buluyorlar. Şeker fabrikaları diyorlar, bilmem ne diyorlar. Yani neredeyse sınırdaki, Suriye sınırındaki topraklarımızı satıyorlardı İsraillere. Zor kurtardık yani. Türkiye'de bir kamuoyu vardı o zaman hala. Kamuoyu ayağa kalktı ve İsrail elinden o bölgeyi kurtardık. Şimdi bir de İsrail elinde olsaydı ne yapacaktık? Onu da düşünelim falan. Dolayısıyla esas mesele bu. Bu bir tarafı. Öteki tarafı oynuyor. Amerika satranç oynar. Ama Amerika asla yenilmez diye bir şey yoktur. Amerika yenildi Vietnam'da. Yenildi. Amerika şimdi Suriye'de yeniliyor. Amerika yenilebilir. Yeter ki akıllıca, dikkatlice hareket edilsin. Dolayısıyla ama oynar yani. Amerika yenilince oyundan vazgeçmez. Çünkü Amerika Amerika değildir. Amerika'yı Amerikalılar yönetmez, şirketler yönetir. Buna şirketokrasi diyoruz. Dev şirketler. Amerika dediğiniz ülke o dev şirketlerin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapar. Şimdi oynayacak, satranç oynar. Piyonları vardır, ileriye sürer. Yani hepsini de birden ileriye sürmez. Yani dikkatli bir şekilde sürer. Bu o kadar açık bir konudur ki, Brzezinski'nin yazdığı kitabın adı şöyle, Avrasya'da satranç tahtası, Avrasya bir satranç tahtasıdır ve Amerika'nın dünya hakimiyeti için yapılması gerekenler alt başlık. İlan ediyorlar, gizlemiyorlar yani. Dünya hakimiyeti. Bush çok açık söylüyordu bunu. Yani Amerikan dünya egemenliği. Obama çok söylemedi. Önemli değil. Yaptırdılar onu da yapılması gerekenleri. Şimdi oynuyor. Nerede ne varsa dengeli bir şekilde ileriye sürüyor. Buyurduğunuz gibi. Yani Türkiye'yi caydıracak şeyler yapıyor. Ama bu sefer Türkiye kararlı gidiyor. Umuyorum. Umuyorum ki el altından bir takım anlaşmalarla yeniden sıkıntı doğmaz. Ummak istiyorum. Yani ama şu anda Türk askerlerinin, neferlerinin okuduğu şiirlere bakıyorum. Komutanların okuduğu şiirlere bakıyorum. Ya orada Türklük bayağı kabarmış yani. Hassızdan şiir okuyorlar. Hassızdan şiir okunduğunun kamuoyu farkında mı? Bilmiyorum. Ama atsızdan şiir okuyorlar. Neferler bunu yapıyorlar. Demek ki artık MHP terk ettiğine göre bunu Göktürkçe, Bozkurt, Göktürkçe yazılar, üniformalara koyuyorlar. Uçaklara Pars ve Gökbörü kuyruklarına, ki o klipte vardı efendim uçaklarda. Geçen hafta yayınladım, evet, hediye ettiğimiz Kızıl Elman Marşı'nda. Evet efendim. Evet. Bu önemli. Ordumuz kendine geliyor. Hani demiştiniz ya geçen programda, biz milleti olan orduyuz. Ordu hastaydı. Hastaydı. Bir şeyler oldu. Büyük ölçüde o hastalıktan kurtuldu. FETÖ enfektesi. Enfeksiyon vardı yani. FETÖ enfeksiyonu vardı. Çok ciddi bir belaydı. O belayda bunlar başımıza sarmışlardı. 2004'e kadar orduda bir tane FETÖ'cü general yok. Efendim ve ordu kendi içindekileri punduna getirip atıyordu. Tasfiye ediyordu. Ama bunlar önce şerh koydular. Biz karşıyız diye. Sonra da durdurdular. Sonra da böyle oldu işte. Sonra da şerh koydular. Sonra da şerh koydular. Önce şerh koydular, sonra şerh koydular. Ha. Kara kış Avrupa gelken de, Türk'ün degen kar yerge düşken de, Donguran dağlarman, yürek sazın çalarman, kaygırandı heş hayvan. Bombrandı alırman, yürek sazın çalırman, kaygırandı heş hayvan. Bombura sazım esen ataylar, manesine esperken anaylar, eskenine oy verip, yüreklerde ses verip, gözyaşı kızganmazlar. Eski
diyeninle oy verip yüreklerde ses verip göz gazıyla kızganla. Sazım besten azaylar, manesine esbergen anaylar. Eskenine oy verip, yüreklerde ses verip, toz gezide kızmazlar. Eskenine oy verip, yüreklerde ses verip, gözyaslı kızlanmazlar. Parça kimindi? Efendim Aslan Aslanbek. Begin. Aslanbek Nogay Türklerinden. Efendim? Aslanbek Sultanbekov. Sultanbekov. Evet. Aslanbek Sultanbekov aslında bir Nogay Türkü. Ama Kazakistan'da yaşayan Nogaylardan. Nogay. Nogaylar nereden çıktı? Yani Nogay Nogay diye bizi dinleyenler arasında Nogaylar da var. Biliyorum yani. Türkiye'de Nogay köyleri var. Evet efendim. Mesela işte Ankara'da bir Akın köyü var. Bunlar Nogay'dır. Batı'da, Balıkesir'de orada burada Nogaylar var. Bazen Nogay Tatarı da derler. Bunlar Konya'da var. Var efendim. Konya'da da var. Evet. Cengiz Han'ın büyük oğlu Çuçi. Çuçi Altınordu bölgesinin hanı, büyük oğlu. Büyük oğlu ve Cengiz Han'dan önce öldü biliyorsunuz. Aralar da bir pek iyi değildi yani. Cengiz Han'la büyük oğlun arası da o kadar iyi değildi. Neyse ki önceden öldü. Belki bazı sıkıntılar olabilirdi falan diyor tarihçiler. Altınordu bölgesinin hanıydı o. Onun ondan sonra yerine geçen Batuhan. Batuhan. Doğru telaffuzu Batıkhan'dır ama İşte öyle alışıldı. Ben de torunumun adını Batuhan koydum. Batuhan. Batuhan çok adaletli ve çok başarılı bir hakandı. Çok başarılıydı. Ve çok adaletliydi. Müslüman değildi. Eski dine inanıyordu. Yani eski Türk inancındaydı Batuhan. O öldü. Onun kardeşi Berke. Berke Khan. Berke Han ya da onun yerine geçti. Onlar Cengiz oğulları oldukları için han unvanını taşımaya yetkileri vardı ve taşıyorlardı. Berke Müslüman oldu. Berke'yi Müslüman yapan da Ahmet Yesevi'nin Balkanlara gönderdiği Hacı Bektaşi Veli'ye yardımcı diye gönderdiği Sarı Saltık'tı. Sarı Saltık Berke'yi Müslüman yaptı. Onun başkomutanı da Nogay'dı. O da yine Cengiz ailesindendi. Bir süre sonra o ayrıldı. Altınordu'dan ayrıldı. Kendisi bir siyasi birlik kurdu. Bağımsız oldu yani. Onun taraftarlarına Nogaylılar dendi. Hani Osmanlılar dendiği gibi. Nogaylılar dendi. Nogay adı oradan kaldı. Ey Nogay kardeşlerim. Öz be öz Türksünüz.
Nogay. Peki Nogay türkü. Gelin ortada anlaşalım. Nogay diye bir şey yok dersem var. Ama Nogay ayrı mı? Hayır. Sonra o devam etti. Yani Altın Ordu devam etti. Bir Özbek Khan ya da Özbek Han diye bir zat o soydan geldi. Onu yöneten, onu yönlendiren de Ahmet Yesevi'nin büyük halifelerinden Baba Tüklüs denilen, Tüklüs, Tüylü Baba. Adam Tüylü Baba. Tüylü Baba çok önemli bir adam. Ama ne yazık ki biz kendi tarihimizi de insanlarımızı da başkalarından öğreniyoruz. Bir İngiliz'in 200 küsur sayfalık Baba Tüklüs diye monografisi var, araştırması var. Yayınlanmış İngilizce'de. Baba Tüklüs önemli bir adam. Sonra o Özbek Han'ın tayfasına yani Özbek Han'ın devletine de Özbekler dendi. Özbek kardeşlerim, ayrı millet falan değilsiniz ya. Hadi gelin yine sizinle de anlaşalım da Özbek Türk'ü diyelim. Bize ne edeceğiz? Biz de Türkiye Türk'üyüz canım. Türk dediğin bütün Türk budunlarının ortak adıdır. Bunlar için de uluslar meydana geldi. Tarih bunu yaptı. Dolayısıyla Türkiye, Türk ulusu, Kazak ulusu, Kırgız ulusu falan diyebiliriz. Kazaklar Özbek Han'ın devletinde Şeybaniler döneminde yeteri kadar halkına sahip çıkamıyor, Çungarlara karşı bizi koruyamıyor falan diye bir takım insanlar o bozkurlara açıldılar ve devletsiz, otoritesiz, bağımsız yaşamaya başladılar. Onlara Kazaklar dendi. O da işte 6 asırlık falan bir hikayedir yani. Kazak kardeşlerim, tamam Kazaksınız anladık. Biz de Kazağız, ne var ki yani? Bize, kendimize göre. Ama Kazak Türküsünüz. Biz Türkiye Türküyüz. Israrla söylüyorum. Çünkü bizi oralarda da dinliyorlar. Yani Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Tataristan'da, Başkurdistan'da, Mayaistan'da, Aztekistan'da, İnkaistan'da. Ya onlar da mı var? Olacak. Zamanla. Onlar Amerika'da. Onun için bu Aslan Bey'in bu Dombra'da. Dombra, tabii Dombra'nın ne olduğunu, tabii bütün bu anlattıklarımı da bilir ama Dombra'nın ne olduğunu ben biliyorum, dinliyorum, seviyorum. Kazaklar falan çok çalıyorlar Dombra'yı. Dombra ile yarışmalar, atışmalar falan yapıyorlar. Tartışmalar yapıyorlar. Bir yere gittiğin zaman bakıyorsun, diyelim ki Oktan Keleş'i görüyoruz. Hey Oktan Keleş deyip başlıyor söylemeye gayet güzel. Yani doğaçlama söylüyorlar falan. Çok gelişmiş oralarda. Evet. Ve çok değer veriyorlar. Yani o kadar değer veriyorlar ki mesela Kazakistan'da 18 eyaletten birisinin adı Cambul Ata. Cambul kim? Cambul Kazakların Aşık Veysel'i. Biz Aşık Veysel'e o değeri veriyor muyuz? Yani Cambul Ata diye hem bir kasabanın adı, doğduğu yerin adı Cambul, hem vilayetin adı. Koca vilayet Cambul Ata. Cambul işte bir saz ve söz ustası, bir aşık. Yani Cambul o ama bir vilayete adını vermişler. Evet, bu Aslanbek bana bu sözleri söyleme fırsatı verdi. Sağ olsun. Ona da can sağlığı diliyorum. Soru mu alalım? Emredersiniz başkanım. Serdar Topçu, geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 3,5 saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat bu gerçekleşen görüşmede hiçbir kayıt ve tutanak tutulmadı. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Onu kıymetli devlet adamı başbuğumuza yönetmek isterim o soruyu. Çünkü devletler arasında bazen legal, bazen illegal diye tabir edilen görüşmeler, operasyonlar, alışverişler yüze göze bulaştırmadan yapılır. Bizde öyle değil. Bizde yani burada bir şey yapılıyor, dünyanın öbür ucundan ertesi gün dünyaya ilan ediliyor vesaire gibi. İnşallah o da düzene girecek. Fakat ben şahsi kanaatim Amerikan sistemini ve NATO'yu göz önünde bulundurursak, aslında kıymetli başbuğumuza bu NATO meselesini de
sormak lazım. Gerekli mi, değil mi? Tabii şartlara, konjonktüre göre varlık sebebi şudur budur falan. Bunları enine boyuna öğrenmemiz gereken konular ama ben o Tillerson'un geldiği ve konuşmalarını pek hayra yormuyorum. Fakat birileri için belki hayırlı olmuş olabilir. Bilmiyorum başbuğum siz ne öngörürsünüz efendim? Hayırlısı olsun. Eyvallah efendim. Evet, başka soru alalım. Merhabalar, adım Didem Karakumru. Her fırsatta Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yaparak milli ve manevi değerlerimize hakaret eden Kadir Mısırlıoğlu'nu hasta yatağında Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı tarafından ziyaret edilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Allah ıslah etsin, ne diyeyim ya? Ne diyeyim yani? Ya bunun bir açıklaması olabilir mi? Efendim, nasıl ben bir şey yani? Haberi duyduğum zaman gözümün önüne Sayın Bahçeli geldi. Çünkü biz o şahsiyeti, bir de yani Kadir Bey kusura bakmayın, hani Maraş dondurmacısı diye ismimizi taktık Atatürk Atılan İftiralar programında. Türkiye'ye yayıldı o. Şimdi kendinin lakabı Maraş dondurmacısı, fes taktığından dolayı. Tabi bu arada Maraş dondurmacısı... Kurban olsun Maraş dondurmacılarına. Tenzih ederiz, evet efendim. Yunan gelseydi daha iyiydi diyen bir şahsiyetti o. Defaatle konu ettik kendisini. Akli melekelerin yerinde olmadığına dair raporu olduğunu kendisi söylediği için söylüyorum. Fakat Devlet Bahçeli de açtı ağzını yumdu gözünü bizim programdan sonra. Ne hikmetse bizi takip ediyorlar son zamanlarda başbuğum. İyi. Daha doğrusu sizlerin öncülüğünde İyi, programı herhalde. Ne diyorsak onu yapıyorlar vesaire şey gibi. Belki. Şimdi ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ziyaret etti hastaneyi ve... Cumhurbaşkanı ziyaret etti mi? Etti efendim. Büyük Millet Meclisi Başkanımız ziyaret ettiler hastanede. Ama ben baktım hastaneye, zannettim ki akıl hastanesi. Yani hastaneler karışmış olmalı. Şahsiyete de Allah'tan şifa dileyelim. Ben dilemiyorum. Bildiği gibi yapsın. Allah'ından dileyelim efendim. Yani tabii ki hoş değil efendim. Yani hakikaten bunu nasıl yorarsınız? Sayın Cumhurbaşkanımız Yunan gelseydi daha iyi olurdu diyen ki bir sürü bu konuda söylemiş olduğu sansasyonel Atatürk'le alakalı, Cumhuriyet'le alakalı yani birçok şeyle alakalı mevzu var. Ve şu anda millilikten bahsediliyor, birlik beraberlikten bahsediliyor. Fakat gidip bu melanetleri çıkartan kişiyi hastanede ziyaret ediyorlar. Hani insani bir davranış mı? Devlet adamına yakışır bir davranış mı? Siyasetçiye, politikacıya birçok varsasyon sayabiliriz de siz nereye oturtuyorsunuz efendim? Efendim bu bir mahlukat. Hasta olmuş. Bir mahluk. Hasta olmuş. Hastaneye yatıyor. İyi olmuş, olmamış. Sağılmış, sağılmamış. Yani benim bileceğim şey değil. Yani giderse derim ki ne kendi eledir rahat, ne alime verdi huzur. Çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Bir tuhaf. Tuhaf bir mahluk yani. Ya kafasına fes geçiriyor, püsküllü. Yani bunu hep söyleyeceğim. Bu fes dediğin Osmanlı'nın çöküşünün, batılılaşmasının leş haline gelmesinin göstergesidir. Fes. Hiçbir saygınlığı yoktur. Çünkü fes giyen Osmanlı saygınlığını yitirmiş bir ülke haline gelmiştir. Fes, yiğitliğin böyle kalpaklar gibi Türklüğün ve Osmanlı'nın da kalpak giydiği dönemler vardır. Ama kalpağa en büyük şerefi kazandıran Cumhuriyet döneminde Kuvayi Milliye serpuşu başlığı olmasıdır. Fes ne? Fes kimin fesi? İkinci Mahmud'u halk yavur padişah dedi ya, siz hani Müslümandınız. Fesi getiren adama fes getirdi diye ve başka sebeplerden Müslüman halkınız gavur padişah dedi. Oğlu ise Türk'ün hiçbir şeysini sevmezdi. Ne müziğini, ne hayatını, hiçbir şeysini sevmezdi. Bir tek haremi çok seviyordu. Şimdilerde çok yaygın, hani küçük yaşta kızlarla falan evlendiriyorlar. O da o işe meraklıydı. Bilmem toparlayıp getirip bilmem ne yapıyor bu şimdi söylemeyelim de filan. Sonunda da işte çok da içtiği için, çok içtiği ve çok da işte o yanlış yani
Yani doğru yaparsan o mübarek bir iştir haline. Kim ne diyebilir? Ama halkın çocuklarını, kızlarını, küçük kızlarını toplayıp da getirip saraya yani filan filan falan filan yapan bir adam. Bu yüzden verem olduğu öldü. Genç yaşında. Abdülmecid, Fesci. Mehter'i kaldıran onlar ya. Evet efendim, Donizetti Paşa'yı getiren. Donizetti Paşa'yı getiren onlar. Donizetti diye bir İtalyan müzisyenini getirip Müzikay Humayun. Müzikay Humayun. Bak. Yani şimdi bunları, Fes dediğin bu. Fes dediğin Osmanlı'nın Batı emperyalizminin elinde sömürge haline gelmesinin simgi. Bu adam onu takıyor. Oradan belli zaten yani. Onu yüceltiyor. Onunla övünüyor. Sonra da ağzına gelen, kulağın duymuyor herhalde ağzından çıkanı. Tuhaf tuhaf. Mehmet Akif'e hakaret ediyor, küfrediyor. Şimdi böyle durumlarda en iyisi ben Yaşar Okuyan'ın yaptığı gibi yapayım. Yaşar Okuyan şöyle diyordu sıkışınca. Rütük diyordu, gözünün çiçeğinden öperim diyordu. Biz öyle diyelim de sözü uzatmayalım, sonra ağzımızdan sıkıntılı sözler çıkabilir çünkü aklımıza geliyor. Yani insanız ya, böyle bir şey olur mu, böyle bir mahlukat? Tamam da bu böyle bir mahlukat. Bunu televizyonlar çıkarıyor. Televizyonlar bazen de bu tür insanları, bir de Cübbeli diye bir adam vardı. Siz adamı döve sonunda işinden ettiniz galiba. Estağfurullah efendim. Ama geçen bir başka şeyhle atışmaları var. Gördünüz mü evet onu? Evet efendim. Takip ediyoruz kendileri. Uşaki tarikatı. Evet efendim. Şeyhiyle birbirine ulanlı falan, sen kimsin ulan diyor falan. İkisi de şeyh. Evet. İkisi de şeyh. Bak ya, yani şeyhler hiç olmasa gösteriş olsun diye biraz okkalı dururlar canım şöyle. Hayır bunlar öyle değil. Birbirlerine görseler boğacaklar. Kabe'de yaptılar. Kendi cemaatleri birbirine girdi. Ya, İsmail Ağa cemaatinin üçe ayrıldılar. Ben bu programda daha önce zikretmiştim. Bunlar ayrıldılar, bölündüler falan diye ilk biz anlattık burada. İnanmamışlardı. Bize varyansın yapmışlardı bu şeylerden falan. Twitter'lardan vesaire. Sonra Kabe'de efendim, Medine'de birbirlerinin değnekleriyle birbirlerine giriştiler. Ciddi anlamda 80-90 yaralı. Mekke polisi falan devreye girdi, oteller. Günlerce televizyonlarda verildi. Camide öldürdüler de galiba bunlar birbirlerini. Bir iki kişi evet efendim. Caminin evet. İçinde de öldürdüler. Çok ilginç bu, nasıl bir şey yani. Efendim tabii bunlar olur, böyle insanlar olur, her yerde vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numarasının ve iki numarasının. Bir numara kim? Cumhurbaşkanı. İki numara meclis başkanı. Onların gidip onu ziyaret etmesi ne? Nasıl bir yakınlık var aralarında? Korkuram. Tam Mustafa Sabir'in sözünün yeri. Geçen yüzyılda söylemiş. Aslandan korkmuram. Kaplandan korkmuram. Çölde heyabanlar görürem, korkmuram. Can görürem, korkmuram. Cin görürem, korkmuram. Harda Müslüman görsem korkuram. Aydadaş. Bu ne? Bu ne yahu? Diyorlar şöyle bir atasözü mü? Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim diye. Oraya yani, mı denk gelir acaba? Yani demeyim yahu. Nasıl, ne var yani yakınlığınız? Akraba olsa tamam yani, böyle bir amca oğlu falan filansa bir şey diyemem yani. İnsan amcasının oğlunu ziyaret eder. Olabilir yani, ne olursa olsun yani. Ama öyle bir şey de yok. Yani yanlış yapmayın böyle şeyler ya. Yapmayın, işin bir ciddiyeti var. Bozmayın onu. Mehabeti var. Rencide etmeyin onu. Evet, bir müzikle çıkalım mı? Emredersiniz başkomutanım. Buyurun. Gemilerde talim var, vahiyeli yârim var. O da gitti sefere, ne salihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim.
hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Şu İstanbul kızlar Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Zalimi sevdiğine yapsın.
Bir soru alalım. Emredersiniz başkomutanım. Buyurun. Bekir Öztürk, Nurettin Yıldız'ın asansör ve uyumakla ilgili fetva ve açıklamaları hakkında ne söylersiniz? Efendim, bitmiyor. Yani Türkiye'miz böyle bir yer oldu efendim. Kimisi asansörde bir hanımla kalırsa, efendim halvet meselesi gündeme geliyormuş. Yani şimdi diyecekler ki fetva, şeriat, fıkıh meselelerine gireceksiniz. Bunlardan iyi bildiğimize inanıyorum. Ancak şimdi biz de soralım. Hatta komik meseleler de var kendilerinin anlattığı. Ciddi ciddi anlatıyorlar. Ciddi ciddi. Gazetecilerden Murat Bardakçı da destek veriyor bu hazrete. Öyle mi? Tabii efendim. Asansör konusunda mı? Evet efendim. Bu işte yatak yorgan. Efendim neymiş? Yatak yorgan ne, ben anlamadım. Yani şuymuş, yatağa girdiğiniz zaman diyor, bir an önce uyuyun. Niye? Sebep, el sebep, yatakta bulunan yorgan ve battaniye sizi gıdıklayabilirmiş. Ne gıdıklasın? Tahrik olurmuşsunuz efendim. Aklınıza şefkat duyguları gelirmiş. Allah Allah. Yani durum bu mihvalde. Şimdi biz de soralım, o asansörde mesela 100. kata çıkarken eyvah, caiz mi? 50. katta halvet biter mi? Ya asansörde kalırsak bozulursa, jeneratör devreye girmezse ne olur? İşte yani efendim böyle meseleler var. Ya ancak bu gibi şeyleri de böyle latifeyle cevaplamak lazım. Çünkü din şeyleri değil bunlar. Din meseleleri değil efendim. Ya fıkıhı biliyoruz, şeriatı biliyoruz. Hemen diyecekler ki sağınızda, sizi cebimizden çıkarmayız çünkü cebimize koymayız. Buyurun efendim. Hem işte bu kadar. Efendim, Hüseyin Atay diye çok değerli bir bilgim var. Tabii ki biliyoruz onu, biliniyor. Bilenler biliyor. Hüseyin Atay, profesör. Yaşar Nuri Öztürk, Hüseyin Atay'ı bugün dünya yüzündeki İslam bilginlerinin en önemlisidir filan diye. Yaşar Nuri Öztürk ki birisi bunu söylüyor. Işıklar içinde yazsın. Evet, yani Yaşar Nuri Öztürk söylüyordu. Yaşar Nuri Öztürk'ün doğrudan hocası değil. Hocası da öğretmeni değil, yani ondan ders almamış ama onun çok etkisinde kalmış. Çok önemli bir kişilik. Onun söylediği, diyor ki fıkıh diyor din haline getirildi. Fıkıh şeriat haline getirildi. Şeriat da din haline getirildi ve din gitti elden. Bu yaşanan din, asırlardan beri yaşanan din Müslümanlık falan değil. Bu peygamberin getirdiği din değil diyor. Bu zat Ankara İlahiyat'ta dekanlık yaptı. Gerçi bu dinciler Ankara İlahiyat'ı kafir filan diye bilirler. Kapatılmasını filan da istiyorlar. Halbuki Türkiye'de bir tane, belki ona benzerler vardır ama bir tane doğru dürüst İlahiyat Fakültesi var. Oradan gerçekten değerli bilginler çıkıyor falan. Şimdi bunların anlattığı komik, bu bir tane değil, bunlar camilerde anlatılıyor. Neler var efendim, neler? Camilerde Karadeniz fıkralarını geçmiş durumda yani. Yani evet. Karadeniz fıkralarını çok çok geride bıraktı ve bunlar yüzünden gençler dini bırakıyorlar. Şimdi mesela bu adamın fetvasını dinleyen, gece gündüz koynunda internet ile yaşayan, anında bir tıklama iki tıklamayla istediği bilgiye ulaşan bir genç, bu adamı dinlediği zaman ve Müslümanlık bu diye inandığı zaman onda Müslümanlık kalır mı? Kalmaz. Kalmıyor. Bu iktidarın yetkililerinin de, yetkililerinden de karşılaştığım birçok kişi en üst düzeyde, gerek bürokraside, gerek siyasette en üst düzeyde kişilerle karşılaştım. Söyledikleri şu, şu anda liseli gençlikte en birinci çoğunluk, birinci, en kalabalık olan inanç deizm diyorlar. Neyse, şükürler olsun ki deizmmiş. Ateizm de olabilirdi. Yani Allah'a inanıyorlar. Demek ki o da yaratılışlarından gelen bir güzellik. Türk gencinin. Çünkü batıda falan öyle değil. Şimdi ilginç yanı, ben bunu İran'da söylediğim zaman bu gerçeği, orada bir grup profesörle sohbet ediyorduk. Birisi dedi, diğerler onayladı. Dedi ki bizde ateizm. Şu anda liselerde birinci inanç grubu, yani inançsızlık tabii o. Ateizm, yani Allahsızlık. Allah'a da inanmıyorlar. Niye? Bu adamlar yüzünden.
Bu iktidar yüzünden, bu iktidarı darbe yapıp indirmeye kalkışan casus örgütü FETÖ yüzünden. Çünkü o da Müslüman. Adam peygamberin adını andığı her an böyle yerinden kalkıp konuşuyor. Böyle kalkıyor. O kadar saygılı. Adını anamıyor. Kainatın iftihar tablosu diye bir laf icat etmiş. Onu söylüyor. Kainatın iftihar tablosu. 5 değil 7 vakit namaz, zikir falan filan her şey var. Sonra Türk polisini bombalayıp öldürüyor. Türk halkının üzerine ateş açıyor. Kim? Bunlar. Başka Genelkurmay Başkanı'nın yanına adam koyuyor. Genelkurmay Başkanlarını dinletip Amerika'ya gönderiyor. CIA'ya gönderiyor. Müslüman. Ama namaz kılıyor ha ya. Namaz kılıyor bunlar. Oruç da tutuyorlar. Zikir de yapıyorlar. Hepsi tamam. Bir de şimdi böyle adamlar çıkıyor. Karikatür gibi adamlar. Hakikaten yani. Efendim gerçekten çok özür dilerim sözünüzü kesme. Hadsizliğine girmek istemiyorum. Yerine geldiği için. Dinden soğutuyorlar insanları. Hatta dinden vazgeçirtiyorlar. Çıkartıyorlar. Bir de buyurduğunuz gibi gerçekten fıkra gibi karikatürize edilmiş şeyler. Yaşanmış bir hadise anlatayım. Hazreti Rütük burada kelimelerimi seçerek anlatacağım. Yaşandığı için söyleyeceğim. Bu adamlar ve bu biri daha var meşhur. Şimdi almayalım onları hadi ama kimin ne muhabbeti yaptığımızı anlıyorlar kıymetli izleyenlerimiz. Genelde insanların cinsel meselelerine problem arıyorlar. Zaten Cübbeli de Şifayettin öyle yapmıştı. Ne var kardeşim dedi yani falan dedi ya. Vesaire. Doğru tabii o da insanların anlıyorum. Sağlık problemleri içinde vesaire ama dinin sadece sorunu bu olmamalı. Din dediğimiz şeyin. Biz bu noktadan yaklaşıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Dedi ki bir programında bunlardan bir tanesi televizyonlarda. Efendim dedi işte bir hanımımızla dedi halvete girdiğimiz zaman falan filan nasıl olacak? Dedi besmele çekeceksiniz dedi. Besmelesiz başlarsan şeytan da o işi seninle beraber yapar dedi. Yani yatakta o kişi hanımı şeytan. Bizim Karadenizli hemşeri dedik hoca deme ya dedi. Ne oldu dedi. Sohbet ortamında oluyor bu fıkra falan değil. Yaşıyor bu kişiler. Desene dedi biz yıllardan beri grup çalışması yapaymışız. Kelimelerimi seçerek söylüyorum. Şimdi dinde bu gibi şeyler bu yolla bu metotla ciddiymiş gibi anlatılırsa halkın bilgisiz avami denilen o burjuvayı falan karıştırmıyoruz. Elitleri, entelektüelleri vesaire falan kişiler bu işi halkın arasına lakayt bir şekilde yayar. Sohbetlerinde, muhabbetlerinde veya dini konulara bakış açısı lakayt ve karikatürize olmuş bir şekilde sunulur. Ondan sonra da siz ne kadar konuşursanız konuşun bu ülkede deistler, ateistler çoğalır. Haklı da çoğalmaya. Mesela ben sıklıkla bazen Ocak'ta da bunun sohbetini falan yapıyoruz, yayınlıyoruz da ateistlere saygı duyuyorum. Çok ciddi sorular soruyorlar efendim. Çok güzel sorular soruyorlar. Ve karşılarındaki mecradaki mesela soruyor işte Allah niye var? Ya adam soru soruyor. Güzel. Sen din alimiysen bırak kadının, adamın yatakta, yorgandan, yastıktan huylanmasını bilmem nesin de adama cevap ver. Yok efendim böyle bir şey. Verdikleri cevap. Gidince görürsün zındık gibi kelimeler. Kendisi gitmiş gelmiş. Yani ya. Gibi. Yani bu bilimsel, bugünkü İnsanlık zeka seviyesinin yükselmiş olduğu ve teknolojinin de had safhada o zekayla endeksli gittiği bir çağda yaşıyoruz, bilgi çağında yaşıyoruz. Bu nesile sen bu din anlayışıyla hiçbir şey veremezsin. Zaten cemaatler, tarikatlar bu yüzden birbirine düştüler. Artık alıcıları yok. Ben bir rapor yazdırdım. Aynı zamanda Genelkurmay'a da devlet yerine de çok açmadan şunu söyleyeyim. Tarikat ve cemaatlerdeki müritlerin yapısına ve sağlık, akıl sağlığına baksınlar, psikolojilerine. Birçoğunun birçok hastalıkları var efendim. Maalesef. Özür dilerim olmayanı tenzih ediyorum. Evet. Buyurun efendim. Efendim, bu yeni bir şey değil. Ya ben iki yüzyıla çok önem veririm. Bir 13. yüzyıl. 13. yüzyıl. Ahmet Yesevi'nin etkisiyle Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Nasrettin Hoca'nın filan Anadolu'da Anadolu Türk milliyetini yoğurduğu bir yüzyıldır o.
3 asır devam etmiştir ve güzelliklerle devam etmiştir. Ahmet Yesevi çizgisinde 3 asır bu coğrafyada Türklük büyük başarılar ortaya koydu. 3 asır. Ne zamana kadar? 16. yüzyılda doruğa çıktı. Dünyayı yönetecek. İlimde öncü, teknolojide ileri, erdemde örnek. Yani Kanuni döneminde bir sefirin hatıraları, Buspek adında bir sefirin, Fransız sefiri hatıraları yayınlandı. Ya öyle bir ülke ortaya koyuyor ki sanki kitaplardaki cennet. Öyleydi. Erdemli bir toplumdu yani. İnsanlar erdemliydi. Çünkü dinin de ahlakını yaşıyorlardı. Erdemini yaşıyorlardı. Bilimden, felsefeden kaynaklanarak güçlüydüler. Teknoloji ileriydi filan. 16. yüzyılda bunların, şu adamların dini geldi bu ülkeye. Şimdi bu ülkede şu kendilerine hoca, profesör falan filan, işte Diyanet işleri bilmem ne, hadis profesörleri, kelam profesörleri, attırı profesörleri. Ya bu din nedir? Topla gel. Gel yahu gel hadis profesörünü oktan keleşle tartışsın. Kelamı get. Nedir? Kelam profesörü, hadis profesörü, usulü tefsir, tefsir profesörü. Bırakın bu işleri ya. Bir adam dinin her şeyini bilir. Eğer gerçekten uydurulmuş, çoğaltılmış din değilse. Hani İmam Ali'nin dediği gibi ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı. Eyvallah. Çoğaltmışlar. Öttürü bittir hazretlerinin kitabını öttürü bittir filan falan. Ya bu din bu hale geldi. Ne zaman? İşte o zaman. Ve zehirli yemiş 17. yüzyılda ortaya çıktı. Felsefe yasaklandı, bilim ihmal edildi, Osmanlı çökmeye başladı. O ayrı bir bahis. Ama bir de mesela o zehirli yemişin bu adamların babaları Kadızadeliler var. Şu anda neyse bu yıldız mıdır nedir işte bir adı. İsmini anmaya da tenezzül etmiyor efendim. Gelmez, değmez. Bu adamların ata babaları Kadızadeliler var. Kadızadeliler korkunç bir hareket. 17. yüzyılda İstanbul Selahattin camilerinin vaizleri. Ve esip savuruyorlar ortalığı, kırıp geçiriyorlar. Samak haramdır, musiki günahtır filan. Efendim yani bu tür şeyler, sanat haramdır. Camilerin hatta içindeki minareleri ve içindeki mihrap, minber falan da haramdır filan. Her şey haramdır filan. Her şey haramdır da bak ne helalmiş. Kadızadeli Mehmet diye bir zat var. Onun yerine geçen Üstüvani Mehmet Efendi. Direkçi. Yani yorgandan yastıktan tahrik olmayın falan diye nasıl bir azgınlık bu da ya? Yani bunlar aygır mıdır, teke midir, nedir bunlar ya? Ya yorgan ya bu, yatar uyursun. Hayır, hiç aklımızdan geçen şeyler değil. Ya halkım hiç... yaşım dururken, yatağa girerken yorgana kem bakacağız efendim. Ya. İş çıkacak başımıza ya. Şimdi ben de çok dikkatli anlatacağım bu hikayeyi. Bu hikaye dediğimiz Katip Çelebi falan yazmış bunları döneminde. Hikaye değil yani. Yaygın. Üstüvani Mehmet Efendi çok dindar bir adam. Oo, aman Allah'ım. O kadar dindar ki peygamber kürsüye çıkarak konuşmadı diye peygamber bir kütüğe dayanarak konuşurmuş ya, öyle derler. Hatta kütük ağlamış da bilmem ne de falan. Olabilir. Kütük ağlar da bunlar. Bu kütük bunlardan iyi tabii. Filan. Bu da direklere, Ayasofya Camii'nin direklerine dayanarak konuşuyor. Böylece sünnet-i seniyye riayet ediyor. O kadar dindar. Üstüvani. Üstüvan da Farsça'da direk demek. Üstüvan da direkçi yani. Halk öyle at takmış. Direkçi Mehmet Efendi. Evet. Peki ne var direkçide? Çok dindar, çok namuslu, çok böyle mütedeyyin. Yataktan, yorgandan filan. Tahrik olacak kadar da duyarlı bir adam filan. Şimdi bunun bir kötü, yani artık herhalde günah saymıyor onu. Kötü bir huyu var. Yani delikanlılara, erkeklere yapıyor. O kötü fiili erkeklere yapıyor. Bir gün böyle birisini bulmuş. Tam
böyle tam iş üzerindeyken sıçramış, kalkmış ve bağırmış. Bire utanmaz adam. Bire işte küfür ediyor. Sen ne utanmaz adamsın, beni, dini, bütün bir mümini günaha sokacaksın. Niye ipek don giydin diyor. Bunların dini bu. Evet efendim. Bunların dini bu. Her şey serbest. Her şey serbest. Ama yatağa yorgana, ya bu yorgan, ya bu yorgan, ya hakikaten ya Battaniye insan efendim, ağlayalım mı, gülelim mi ya efendim, böyle bir yani şey olur mu? Çok özür dileriz kıymetli izleyenlerimizden ama güleceğiz de dedi. Ya asansör ne var ya, ne asansörmüş de çıkıyor. Şimdi yeniyor. Eskiden çocukken acaba perde mi kımıldadı derlerdi böyle korku filmi. Şimdi biz yatağa girdiğimiz zaman battaniyeden ulan kımıldadı, bu bize doğru geliyor. Şimdi ne yapacağız efendim? Nasıl uyuyacağız? Huzurlu bir şekilde nasıl uyuyalım baş bu? Bir müzik çalalım ve bu işi bağlayalım. Efendim. Yoksa beni